Merhaba Sporsa hoş geldiniz. Bugün 2022'nin şimdiye kadarki en başarılı hisse senedi fonlarına bakacağız. 2022'de en başarılı hangi fonlar, hangi fon yöneticileri, hangi portföyler daha başarılı olmuşlar ona bakacağız. 2022'nin başından itibaren bakacağız ama bir yıllık getirilerine de bakacağız ve bu fonlar şu anda geçtiğimiz ay açıkladıkları portföy dağılım raporlarında hangi şirketlere yatırım yapmışlar ve niye yatırım yapmış olabilirler bunu konuşacağız aynı zamanda fonların yöneticilerine, değerlerini, e, yatırımcı yatırım sayılarını vesaire de bakacağız. İlk olarak Tefas'ın ana sayfasını açıyorum. Buradan e, size de göstermek amacıyla fon karşılaştırmaya bastığımızda hisse senedi şemsiye fonunu seçiyoruz ve yılbaşından itibaren bize en yüksek getiriyi sağlayan şirketlere bakıyoruz. Birinci sırada Atlas Portföy birinci hisse senedi fonu var. E, Garanti portföy BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu var. %117 getiri var. E, Turkey portföy hisse senedi fonu var %117. Marmara Kapital portföy hisse senedi %115 ve NNF Hedef Portföy 1. hisse senedi fonu %111. Şimdi, benim biraz favorilerime göre de bir sıralama yaptım. İlk şirketimiz Hedef Portföy. Hedef Portföy Yaşar Yıldırım ve Yunus Şahin tarafından yönetiliyor. Çok iyi bir getirileri var bence. Çok iyi bir yönetim stratejileri var portföylerine. Şu anda fon değeri 1 milyar 521 milyon. Yatırım sayısı 20 bin 385 bin ve %184 de 1 senelik getirileri var. Daha önce yaptığım videoda da yine NFE'yi yapmıştım. Aradaki farkı göstermek istiyorum size. Geçtiğimiz sefer yaptığım videoda 12.574 kişi vardı ve bir sene getirisi %164'tü. Ve fon değeri de 392 milyondu. Neredeyse yönettikleri para 3-3.5 katına çıktı. Hani bu yüzden fonun ne kadar büyüdüğünü, ne kadar aynı zamanda başarılı olduğunu da göstermek için bunu koydum. Evet, NNF'nin geçtiğimiz ay açıkladığı... E, fon bakarsak en yüksek ağırlığa sahip şirkete baktığımızda burada hala Alarko oluyor. Bir önceki aylarda da hala Alarko vardı. Bununla beraber yüksek bir orana sahip Alarko ile beraber Türk Hava Yolları bulunuyor. Bununla beraber TAV Havalimanları Holding var. ulaşım tarafına, hava yolu tarafına oldukça yüksek bir yatırımları var e, NNF'nin. Daha sonra baktığımda burada Galata Wind'i görüyorum. Galata Wind 5.30 oranında bir oranı sahip. Akbank var hala. %7 oranında bir banka tutuyorlar hala. Bununla beraber bakıyorum. Yapı kredi hala %4.61. Tabi bu oranları azaltmış olabilirler bu ay. Bankalar yükseldiğinde muhtemelen işte Akbank'tan, yapı krediden, bu şirketlerden pay azaltmış olma ihtimalleri çok çok yüksek. O yüzden hani onu da dikkate alın. Bunlar sonuçta ay sonu açıklıyorlar. Ekim ayının muhtemelen 8-9'u ilk haftası gibi de Yeni portföy dağılımlarına bakabilirsiniz Ona da nasıl bakıyoruz şöyle bakarsanız nnf'ye tıkladığınızda Burada nnf'nin e, görüyorsunuz kap bilgi adresi diye bir alanı var Kap bilgi adresine bastığınızda şurada kap bilgi adresi Burada özet bilgilere basmanız gerekiyor bunu her portföyde yapabilirsiniz Ve burada son 5 bildirimden portföy e, dağılım raporuna bastığınızda Önümüzdeki ayında Portföylerine bakabilirsiniz buradan. E, NNF'nin başka baktığımızda iş bankası var yine. Dediğim gibi bunlardan azaltmış olabilirler. Fort var, Garanti var. Oldukça fazla banka e, almışlar. Ayan Enerji var e, ve ARD grup e, bilişim teknolojileri var. Bu şirketlere yatırım yapmışlar. Hani bir yüksek oranda gördüklerim bunlar. Evet Menderes %2 oranında %2 e, Karal var. işte Koç Holding var. Bunlar da e, Koç Holding %5 oranına yakın. Yüksek orana sahip şirketler arasında Sabancı'ya şöyle bakarsam Sabancı da %5'e yakın. Oldukça yüksek bir oranı var. NNF'nin portföyü de bu şekilde. Baktığımızda şöyle genel olarak havayolu ve e, enerjiye de ağırlık vermişler. E, havayolu ve enerji ağırlıklı diyebiliriz. NNF Havayolu, enerji ve banka ağırlıklı bir portföy olmuş NNF'nin. İkinci sırada Marmara Kapital'i koydum. Marmara Kapital'de yöneticisi Haydar Hocum ve ekibi Marmara Kapital portföy yönetimi. Kodu MAC. E, fon değeri 1 milyar 92 milyon. Yatırım sayısı 13.898 kişi. E, bir senelik getirisi de %187. Marmara Kapital'e baktığımızda ise Anadolu Efes'i görüyoruz, Akbank'ı görüyoruz, Anadolu Hayat Emeklilik görüyoruz. Bunların tam oranlarını, yüksek oranlı olup olmadığını şuradan böyle bakmak gerekiyor ama Anadolu Efes'te güzel bir oranları var gibi. Baktığımda Çelik Alat var mesela burada, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat var, Doğan Şirketler Grubu Holding var, Dohol var, Emlak Konut var, GSD Holding var, Halk Bankası var mesela, Migros Ticaret, Petun tatgıda Tatgıdağ'dan yine bayağı var. Tavho Limanları Holding, Tekfen, Teknosa, Turkas, Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası yine banka ağırlıklı biraz sigorta da var burada. Türkiye Sigorta da var, telekomünikasyon var. burada da gıda, banka ağırlıklı, perakende ağırlıklı diyebiliriz. Burada da aslında Dohol de var, holding de var biraz. Değişik bir portföy olmuş Marmara Kapital'den de üçüncü şirketimiz ICVC Turkey. Bu da ICF kodlu 16 milyon 730 bin on değeri var. Aslında oldukça düşük bir fon değeri var. Yatırım sayısı zaten 585 kişi ve bir senelik getirisi 166 gayet iyi bir getiri. Şimdi ICVC'nin de portföy dalına bakalım. Bir de ICVC bakalım. ICVC'de de şöyle baktığımızda aselsan iyi bir orana sahip, Konsen'in iyi bir oranı var. Şurada baktığımızda Global Yatırım Holding'in iyi bir oranı var, Türkiye Halk Bankası'nın iyi bir oranı var, İş Bankası'nın iyi bir oranı var. Bu da banka ağırlığı var gibi duruyor. Hacı Ömer Sabancı Holding'in ağırlığı yüksek, çok marketlerin ağırlığı yüksek, Türksel'in ağırlığı yüksek. Bakıyorum daha Vakıflar Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası'nın ağırlığı yüksek. Bu da iyice Türkiye'nin portföyü. Buradan diğer şirketlere de inceleyebilirsiniz hangi şirketler olduğunu inceleyebilirsiniz dördüncü şirketimiz Garanti Portföy. E, BIST 100 dışı şirketler ise senedi. Biraz daha küçük şirketlere yatırım yapan bir e, portföy. E, GOH kodu 492 milyon bir fon değeri var. Yatırım sayısı 7491 kişi. Bir senelik getirisi de %167. Bu fonda hangi şirketlere yatırım yapıyor ona bakalım. Garanti Portföy BIST 100 dışı e, şirketlere baktığımızda ise Çuhadoroğlu Metal Sanayi var mesela burada. E, Enerjisa var. E, Konya kağıt var. Mediterra tıbbi malzemeler var. Yayla Agro Gıda e, sanayi var. Aksigorta var. Anadolayat emeklilik var. Doğu Arası enerji yatırımları var. Arsan var. Ayan enerji var. Aygaz var. Çelebi hava servisi var. E, Diyoboya Ege Seramik. GSD Denizcilik. Info yatırım. Kartonsan. Kocaerçelik. Kimtex. Polimer. Poliuretan. E, Kardemir. Karabük. Margun enerji. E, Mercan kimya. Yine enerjiler oldukça fazla bulunuyor. Mercan kimyadan bayağı var. Ee, Özak Gayrimenkul var. Aa, onun dışında Pınar Süt var. Smart Güneş Enerji Teknolojileri var. Sun Tekstil var. Tezol var. bayağı bir şirket var tabii burada. Vakko var. Yunus'a var. Şöyle baktığımızda e, gıda biraz var. Havacılık var. Enerji var daha çok. E, yani enerji yine sanayi de var burada. Enerji, gıda ve e, sanayi ağırlıklı diyebiliriz. E, garantinin biz yüz dışı e, fonundaki biz şirketler. Evet bu şekilde. Ve Atlas Portföy o da ahi kodu var. E, ve fon değeri 79 milyon. Yatırım sayısı da 1289 kişi. Bir senin getirisi %191. Oldukça iyi bir e, getiri elde ettiler. Atlas Portföy'ü çok bilmiyordum ama ilgimi çekti. E, onun da fon dağılımına bakalım. Ve son olarak Atlas Portföy'e bakalım. Atlas Portföy'de de Fazla bölmemişler aslında. 20 bölmemişler galiba. 20-25 arası ya da. Akbank'ın yüksek bir oranın sahip olduğunu görüyoruz. Aselsan var. Biotrend enerji var. Çemtaş var. Emlak konut. Benzer oranlarda var bu arada. Ee, o yüzden hani hepsine bakalım. Ereğli var. Hidropar. Bu yeni halka arz galiba şirket var. Indes bilgisayar var. İşCTR var. İşmen var. Naten var. Odaş var. Yine elektrik e, enerji ağırlığı var. Polisan Holding var. Pirelli kablo var. Sarkuysan, Selçuk Ezdaş, Şiacağım. Tav Havalimanları, Holding, Türk Hava Yolları, Vesbe ve Yapı Kredi. Yani banka, havayolu ağırlıklı yine diyebiliriz. Yine sanayi de var burada. Atlas Portföy'de de. Atlas Portföy'ünde bu şekilde. Siz de buradan en başarılı fonlara bakabilirsiniz. Diğer, diğer şemsiye fon türlerine de bakabilirsiniz. Burada baktığınız ise borçlanma araçları daha düşük getirilere sahip. Değişken şemsiye, fonları daha düşük getirilere sahip. O yüzden hisse senedi e, fonuna baktım. E, fon sepet şemsiye fonu yine daha düşük getirilere sahip. Karma e, şemsiye fonları yine daha düşük. Katılım şemsiye fonlarına baktığımızda yine daha düşük. E, kıymetli madenler falan zaten yani hisse senetleri fonları çok daha iyi getiri sağlamış burada gördüğünüz üzere. Serbest şemsiye fonlarına zaten bakmıyorum çoğu özel fon. Tabi e, tabii burada getiriler yüksek ama dediğim yani çoğu fazla e, özel fon hani e, çok farklı bir yapıları var onların. hisse senedi şemsiye fonuna baktığımızda burada e, bu şirketler çıkıyor. Bir yıllıkta da baktığımızda yine NNF ve Marmara Kapital'i burada görüyoruz. Atlas Portföy'ü de görüyoruz. Bir yıllıkta burada arada HSBC de çok iyi performans göstermiş. Siz de bakabilirsiniz buna. 3 yıllık baktığımızda bazı şirketler tabii 3 yıldır yok. Atıyorum NNF gibi birçok şirket gibi birçok fonlar daha 3 yıldır yok ama mesela burada Marmara Kapital zirveyi almış. 5 yılda baktığımızda ise tacilerle Marmara Kapital zirveyi almış. Bu fonlar oldukça iyi. Tabi 3 senedir NNF mesela hedef portföy olmadığı için hani burada göremiyoruz ama benim en beğendiğim fon NNF fonu. Genelde NNF fonundan tercih ediyorum fon alırken. Bununla beraber işte NNF fonu yine katılım fonu var. Onu da beğeniyorum. Bir de yakın zamanda belki garanti portföye biz 100 dışı şey, şirketler isteseniz fonuna yatırım yapma düşüncem var. Çünkü sonuçta burada biz yüz şirketler ufak şirketler olduğu için oldukça iyi büyümeler sağlayabilirler diye bir düşünceyle o da belki listeme girebilir. Yine Marmara Kapital'de beğendiğim fonlardan. Umarım beğenmişsinizdir. Çok uzun bir video olsun istemedim. Böyle kısaca en başarılı fonları ve fonların hangi şirketlere bulunduğuna bakalım istedim. Yani bu arada baktığınızda bu şirketler bu hisseleri 3-4 ay 5 aydır zaten tutuyorlar. Zaman zaman ufak değişiklikler oluyor. Atıyorum geçtiğimiz zaman işte bankaların yükselişinde muhtemelen bu fonlar burada da ağırlık azaltmış olabilirler ama genel olarak orta vade, uzun vade yatırım yapan fonlar bu fonlar. O yüzden siz de mutlaka hisse senedi yatırım yapıyorsanız da hisse senedi yatırımının dışında bir fon portföyünüz olması da tavsiye ederim en azından 3-4 falan yine düzenli olarak yatırım yapmak daha sağlıklı bir getiri ve de uzun vadede daha garantili bir getiri elde etme şansı elde edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diyorum, bol kazançlar diyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda videoya yorumlarınızla sorularla eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın, Borsayla kalın.